PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü, gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Bölücü örgütün elebaşı, sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin, bölücü örgütün elebaşı, 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak, tam tersine, komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı. Adamlar da söylüyor, bizim partimiz Komünist Partisi diyorlar. Ve bütün parti düzüğünde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz her yerde komünist propaganda yapıyorlar. Bölücü terör örgütü her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, Marksizme olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli, Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız. PKK terörü bugün Türkiye'de, dünya tarihinde önemli komünist ayaklanmalarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist-Leninist, Stalinist bir ayaklanmadır. Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Apo, Lenin'in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu'da komünistler Lenin'in dediğini yapıyor. Dine uyguluyor. Yani Marksist-Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar. Olay bu. Bölücü başı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet,
ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darvinizm bunu emretmektedir. Lenin, terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar. Yani tabii ki diyor her yer bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor. Komünizmin gereği bu değil mi diyor. Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir. Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor. Bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor. Yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarını el koymadıktan sonra proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyorlar. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor. PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-darvinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darvinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır. Bir tane çözüm vardır. Antikomünist, antistalinist, antimarksist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu bir inanç meselesi bu, bir ideoloji meselesi. İdeoloji diye kaç çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır, değil mi? Evet hocam. Inşallah. İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil. İnancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Abdullah Öcalan'a çözüm arıyorlar. PKK şunu yapıyor, bunu yapıyor, nasıl yapacağız? Kardeş mesela 100 tane hastalık varsa tek bir ilaçla hepsi bitiyor bakın. Tek bir ilaçla konu hallolacak. İnşallah. Yani Türk-İslam Birliği ilacını aldıklarında bütün bu 100 tane hastalık bir anda ortadan kaybolacak. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.